always gün aydın de anneye babaya günaydın de arkadaşlarına günaydın de tüm dünyaya günaydın Arya günaydın Arya günaydın Devran günaydın Derin 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 günaydın günaydın günaydın. Hop dilili lili lila dilili lili lila hop dilili lili. Bugün ablamızın adetini giyiyoruz. Çünkü neden? Söyle bakayım. Çünkü ben dün gece saat 5'e kadar sabaha karşı annemi uyutmadım. Üstüne altımı kirledim. Üstüne altını kustum. Altımı... Lampon. Söyle üstüne altıma kustum. Altıma üstüme kustum. Altıma yaptım. Sabah karşı 5'te uyudum. O yüzden sabah da Serhat'a dedim sen devral tüm ben yapamıyorum yani. Beynin altı fonksiyonlarını yitirdi. Ben böyle de sevebilirim. Ben böyle de öpebilirim. Böyle de koklayabilirim. Sabah da sağ olsun Serhat aldı. Şey yaptı. Yoğurt vermiş. Ondan sonra çocuklara meyveli yoğurt. Ondan sonra derin bir kalk bebeğim. I need to start working. Ya bir şey yapayım. Ondan sonra meyveli yoğurt vermiş. Sonra da ben uyanınca gitti. Şey aldı. Cheerios'larını aldı. Verdik. Krem peynirli sandviçle yemişler ama sanki böyle sütlü bir şey içmeyince sabah. Çünkü bunlar saat 7'de uyanıyor biliyorsunuz. O yüzden sanki böyle tam kahvaltı yapmamış gibi bana geliyor. Ama... Güzel. Şimdi yediler kahvaltılarını. Öğlene doğru da dünkü çorba, mercimek çorbamız var. Onları ne güzel ısıtacağım. Güzel. Oh. Sabahki sevgi dozumu da aldım. Oh. Leylis, get to my leylis, get to my leylis. Okay, ben şu an edit yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da günüme başlayacağım. Gece yapamadık. Akşam biliyorsunuz kızlar falan vardı. Ondan sonra da film falan izledik Serhat'la. Hiç uğraşmadım. Şimdi edit yapıyorum. Ondan sonra da ortalığı bir süpüreceğim. Giyineceğiz, kuşanacağız. Kayınvalidemlere geçeceğiz bugün. Kayınvalidemlere geçeceğiz. Orada biraz otururuz. Kıyma alacağım Türk marketinde. Karnıyarık yapmayı düşünüyorum. Bayağı oldu yemeyeli. 2 hafta falan oldu yemeyeli. Bu diyet sürecinde de en çok yediğim ve bana yarayan yemeklerden bir tanesi akşam yemeklerinden. O yüzden karnıyarık yapmayı planlıyorum. Hadi mom is gonna work. Hadi gidin oynayın ben ders yapayım, iş yapayım. Kafasını tut. Aferin. Ha öyle. Ya sen ne kadar akıllı bir kızsın. Aferin. Kafayı indir yavaşça. Bravo sana. Gitme bir yere. Gidersen unutursun. Bilirim öyle olmaz. Son gününe kadar. Kalp durana kadar. Aşk mezar. Biz çıktık şimdi. Ben Türk marketine uğradım. Kıyma aldım. Patlıcan aldım. Çok biber aldım. Bir de maydanoz aldım. İhtiyaçlarımızı aldık. Gidiyoruz şimdi. Çocukların üçü de uyuyor. Zaten istediğim oydu. O yüzden bu saate bıraktım. Şu an saat 1.30, bir yarım saat falan uyuyorlar. Kayınvalidemlere gideceğimiz için akşam da otururuz dedim. O yüzden onlar şimdi öğlen bir saat, 1.30 saat uyurlarsa en azından akşama rahat ederiz. Oldum ama sıkıcı.
uyumayı seviyorlar arabada. Açar açmaz saniye geçmiyor, uyuyorlar. Bu arada ben de şey giyindim, uzun kollu spor üstümü giyindim. Çünkü hava bir değişik yani. Soğuk, esiyor. Bulutlu ama sıcak. Anlamadım. Risk almadım. Tam böyle hasta olacak durum yani. Çünkü bir sıcak, bir gün sıcak, bir gün... Dün yüzüyorduk denizde. Şimdi kalınlar giyiniyoruz yine. Benim oğlum ki çok güzel oldu ama birazdan göstereyim. Tropico kuruldu, garamcı garam dağlarına bahar gel, hiç memleketime. Önümdeki yara gibi naram, sal beni gideyim, önümde bir karameli. Yara gibi, önümdeki yere kapatma olur. Divine. Hakacak istiyorsun. No no no. Eso no no no. Senin çorabını var ne ne ne. Lili. Hoşli. Hoşli. Hola. 7 de öyle. Tipe. Tipe. Tüm tipini yerim. Hani. Hani. Ne oldu? Dur şu kolunu şuradan çekelim de. Heh gel böyle tut. Heh. Beta. Devran. Devran. Nerede demleniyor peki? Ha, şey, ayrı, ayrı, ayrı yapacağım. Nerede o senin? Çay içinde bekliyorum. Biz geldik. Size ailenin iki yeni ferdini göstereceğim. Yakınlaşabilirsem tabii ki. Evet. Bu esmer olan Paşa. Evet. Arkadaki bana çok güzel bakan da Tayga. Değil mi Tayga? Bu görümcemin iki yavrusu. Türkiye'den geldiler. Onlar da birlikte eşiyle birlikte şeye ne derler ona? Kutulara koyup öyle getirmişlerdi. İki tane de kedisi yukarıda. Böyle alıştırmaya çalışıyoruz. O yüzden onlar şu anlık mutfaktalar. Birkaç defa geldiğimizde de mutfakta kalıyorlar. Biz alışana kadar. Aha. Hadi. Serhat da yeni yeni alışmaya çalışıyor. Şimdi o kadar akıllılar ki biliyorlar ki ben yeniyim. Tabii 3-4 defa gördüm onları. Onlar da beni gördü ama hala biliyorlar ki alışamadığımız için yanıma pek yaklaşmıyorlar. Böyle sadece uzaktan bakışıyoruz. Peki Lili'yi hatırlayanlar var mı? Bakın Lili'mizi kaybettik. Ne zaman oluyor? Tarih yazıyor. 6. ayın 3'ünde 2019. Maalesef kansere yenik düştü. Tedavi falan gördü. Kemoterapi falan ama işe yaramadı. Burada bebekliği. Lili. Lili. Baby. Evet, bak Lili. Burası da ona adanmış bir yer. Ama baby el. Bu Lili. Sen Lili'yi hatırlıyor musun Arya? Nerede Lili? Derinin Lili nerede? Ede. Baba ede. Evet. Hem bazen bir bahçeyi biraz düzenliyorlar. Beton falan koyacaklar. Çardak yapmak için. O yüzden Serhat... Kayınbabam da gidecek, bir şeyler alacak tahta. Serhat da geldi, yardım ediyor biraz.
Bakalım bir günde ne kadar bir şey yapacak bilmiyorum ama yapmaya çalışacaklar. Bu karantina bütün ev işlerine yaradı yani. Kimsenin yapmak isteyip de yapamayacağını hep bu karantina döneminde. Bakalım çimento koyacaklar böyle. Ondan sonra beton. Ne kadar güzel görünüyor. Çok güzel bir bahçe. Çok büyük bir bahçe. Ama yapılması gerekiyor. Aslanım benim. Aslan kocam. Hadi bakalım. Mami, mami. Babe, üşüteceksin. Babe, babe. Yemeğimiz oldu, içini hazırladık. Bu söndürdük altını. Ve patlıcanları yine sade fırına attım öyle. Zeytinyağlı. Kızartmadım. Böyle daha güzel oluyor. Az yağlı. Ve de bulgur pilavı pişiyor. Maydanoz gözümün altına girmiş. Okey, yemeğimiz pişer bir 15-20 dakikaya, belki yarım saat. Bilmiyoruz. Yanına da yoğurt. Sağlıklı bir akşam yemeği. Değil mi babe? Ne? Gerçi Serhat sadece içini yiyor, dışını yemiyor ama. Kırarsın. No, this is mommy's camera. Yiyecek mi böyle bir şeyi? Neyi? Patlıcanı. Yemeğimiz oldu. Bulgur ve salata. Afiyet olsun. Hadi beyler, yemeğe. Benim küçük bey bebeğim de uyuyor. Umarım uyanmadan yemeğimizi bitiririz. Ede hiding. Ede hiding babe. The Aria. Baby. Devin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dün videoyu sonlandıramadım. O yüzden dedim ki şimdi sonlandırayım. Eve çok geç döndük dün akşam. Yani saat 12'ydi. Eve geldik. O yüzden de küt yatağa girdik zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşürüz. Bye.